Seni bildiğimden çok senden uzak kaldım. Haklısın. Ama seni ben doğurdum oğlum. 20 yıl değil, 100 yılda geçebilirim. Sen zalim değilsin. Olamazsın. Taş olsan ne yazar? Hamurun belli. Önünde sonunda babanın oğlu olacaksın. Yeter ki kapılarını kapatma. İçindeki bu karanlığa teslim olma. Değil mi? Bak, döndün dolaştın. Sonunda kalbini hatırladın. Dila'ya kalbini verdin. Birbirinize kalbinizi verdiniz. Günahın ne olursa olsun, her zaman umudun olacak. Umut falan yok. Bitti. Bitmesin. Bitmemesi için savaş. Rıfat'ı ben öldürmedim. Ama Dila'yı ben öldürdüm. Fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanına sormadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet? Ben de bir anadan doğmadım mı? Bir daha
Anne. Bak babamı sana getirdim. Babamı sana getirdim. Anne ben kayboldum. Ben yolumu bulamıyorum. Bu yaşamak mı ki anne bu? Bu boğulmak anne. Ben artık niye direndiğimi bile bilmiyorum. Niçin savaştığımı bilmiyorum. Yirmi yıl aradan sonra yine birbirinize emanetsiniz. Birbirinize iyi bakın, tamam mı? Neredesin? Çık ortaya, tamam. Çık ortaya hadi. Ya ben ne için direniyorum? Ne için direniyorum, bana bir söyle. Sen kazandın. Sen kazandın, duydun mu beni? Sen kazandın. Ben bittim. Ben bittim, tamam, sen kazandın. Sen kazandın. Yirmi sene boyunca bir gün geri dönme öfkesi beni ayakta tuttu. Şimdi sen oradasın, ben burada. Sen öldün, ben yaşıyorum. Param, pulun, gücün hiçbiri seni kurtarmaya yetmedi. Oğlun Ali gözaltında. Ortağın Şeref, yancısı Ayhan. Hepsi silinip gitti. Şu kadarcık rahatlamaz mı insan? Mutlu olmaz mı? Senin günahın çok. Sana orada da rahat yok, biliyorum. Biliyorum bilmesine de. Niye hala eksik hissediyorum? Niye bakamıyorum önüme? Bin kere de öldürsem seni, bin kere ölsen yeniden, yeniden... yine de değişmeyecek, biliyorum. Bitmezmiş.
tükenmezmiş. İçim soğumazmış Rıfat Bilgin. Sen ölsen ne yazar? Benim içim hiç soğumayacak. Ben bu yolda tek bir şey hesap edemedim. Kızını. Şimdi bana geride yenilmez bir düşman bıraktın. Bana bu yolda galibiyet yok. Aldınız değil mi her şeyi? Koydum ben her şeyi. Zahmet verdim size de ya. Ben tek giderdim. Boş yapma lan, hadi yürü. Ya acaba tekerlekli sandalye mi isteseydik? Ya yok, daha neler, amma abarttın ya. Aslan bu, aslan. Yaralı aslan. Zımba gibiyim. Ciğerin elini alıyordun az kalsın. Yürü. Siz arabaya gidin, geliyorum ben. Efendim? Cihan çıktı mı hastaneden? Çıkartıyorum şimdi. İyi söyleyeceğim yere gel. Hayırdır? Gelince anlayacaksın. Öyle olsun. Dökül. Her şeyi anlattım ya. Bir daha anlat. Dila Bilgin Kudret Ses'in oğluyla çalışıyordu. Çalışıyordu derken? Benim, ben Kuzgun. Cevap ver, çalışıyordu derken. Bir süre önce bıraktı. Ne zaman bıraktı? Bir süre önce. Sebep? Bilmiyorum. Ne zamandır çalışıyordu? Seninle evlenmeden önce anlaşmışlar. Evlenmeyi de bu yüzden kabul etti zaten. Sen benim saçımı kestin. Ama ben senin kolunu keseceğim. Beni bu evliliğe mecbur ettiğin için çok pişman olacaksın. Ama artık çok geç. Senin sonun ben olacağım Kuzgun Cebeci. Dila ne anlattı önemli? Behram'ın torunu olduğunu biliyoruz. Dila mı söyledi bunu? Evet. Sevkiyatı da Dila mı patlattı? Bilmiyorum. İhbarı yapanı Kudret söylemedi. Sevkiyat gecesi Dila nasıl kurtuldu oradan? Ben kurtardım. Hani Dila sevkiyattan önce çalışmayı bırakmıştı Kudret'le? Dila'yı kurtarmamı Kudret istemedi. Kim istedi? Ferman Koroğlu. Sebep? Ferman Behram'a ulaşmak için Dila ile anlaşmak istiyor.
Ferman seninle nasıl irtibat kuruyordu? Bazen bir telefonla, bazen bir adamıyla. Adamı kimmiş? Tanımıyorum. Adını, sanını, hiçbir şey bilmiyorum. Gerekli bilgileri bana ulaştırır, o kadar. Bu buluşmaları nasıl ayarlıyordunuz? Onlar bana ulaşır çoğunlukla. Oğlum yeme beni, doğru düzgün anlat. Ferman'a yanlış yaparsam beni öldürür. Zaten öldürse. Bu Ferman'ın adamıyla nasıl irtibat kuruyordunuz? Söyledim ya, onlar benimle iletişime geçer, ben değil. Sağ olsun. Sağ ol. Konuşmamız lazım. Babamın limanda olduğunu nereden biliyordun Meryem teyze? Ne önemi var? Nasıl öğrendin söyle. Cevap ver bana. Kuzgun mu söyledi? Yok, ben duydum. Babamı limana Kuzgun mu götürmüş? Babanı Kuzgun öldürmedi. Biliyorum. Babamı ben öldürdüm çünkü. Bana kendi ellerimle babamı öldürttüler Meryem teyze. Kuzgun yapmadı. Tamam. Sağ ol. Hayır. Gerçekten mi? Doğum günün kutlu olsun. Benim sadece sana ihtiyacım var. Yarın Behram'la buluşacağım. Babamla alakalı bir şey bulmuş olabilir bir iyiyiz. Yazın mı Tura mı? Tura. Hadi inşallah.